Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Aslında tam olarak ders çalışma günlüğü diyemeyiz. Bir tık daha hani sohbet ağırlıklı olacak bu video. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır video çekmiyordum. Dersler dolayısıyla. Büyük ihtimalle bundan sonra da aktif olamayacağım fazla. Ama böyle video çekmek istedim. Özlemişim burayı. Derslerim dolayısıyla hani daha fazla hani derslere ağırlık vermek istediğim için burayı biraz boşladım. Özür dilerim. Ama siz de biliyorsunuz ki çok çok az bir vakit kaldı. 2 aydan daha az kaldı. Şu an tam olarak bilmiyorum 55 mi 56 mı 54 mi falan. Orası biraz karışık. Ama sizleri böyle bir hafif süreç hakkında bilgilendirme. Hani ben ne yapıyorum, siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz böyle bir konuşma ağırlıklı bir video olsun istiyorum. Ama bugün biraz ne yapacaklarından da bahsedeyim. Çünkü sadece sohbet olmayacak. Bu sabah zaten çok iyi çalıştım. Çünkü 7'de kalktım. Aynı zamanda hani 9'a kadar bir vaktim vardı. Çünkü biz online eğitime geçtik. Tekrardan yani okullarımız 2 hafta öncesine kadar mı? Öyle bir süre öncesine kadar açıktı. Ama şimdi yeniden online'a geçtik. Ben halimden çok memnunum. Zaten okulların kapanması daha iyi oldu bence. Çünkü çalışmak için daha fazla vaktimiz var. Okula git gel bir de günün yorgunluğunu şey yap falan filan derken çok fazla vakit kaybı oluyordu. Yaklaşık 3-4 saat kadar. Hani çünkü mesela okul varken 7.30'da uyanıyorum. Ama hani ne için uyanıyorum? Okula gideceğim de hazırlanacağım da kıyafetlerimi giyeceğim diye. Ne gereği var? Ama hani ne için uyanıyorsun kısmında okula gitmek için bir yaklaşık 1 saatimi çöpe atıyordum. Sonra bir de yarım saat işte arabaya binmesiydi, yola çıkmasıydı, okula gelmesiydi falan filan. Bir de öyle harcanıyor. O yüzden çok fazla bir vakit kaybı vardı. Bu yüzden ben halimden çok memnunum. Zaten çalışmama da yansıdı bu. Soru sayımı yaklaşık bir 100-150 kadar daha arttırmış oldum bu online eğitime geçtiğimizden beri. O yüzden ben halimden çok memnunum. Ama konumuz tam olarak burası değildi. Ben yine konuyu biraz dağıttım. Ama buna zaten alışmış olmanız lazım diye düşünerek konuma geri dönüyorum. Saat şu an biraz geç oldu. Ben videoyu geç başlattım. Bundan öncesinde ders çalışmıştım ama çekemedim. Çünkü hep ders aralarında vesaire çalıştığım için hani çok ne denir ona hızlı bir şekilde yapmam gerekiyordu. Bu yüzden sizlere çekemedim onu. Ama şu an önümde yapmam gereken bir 70-80 soru kadar paragraf. Bir de yine bir 80-90 soru falan inkılap kaldı. Onları yapacağız birlikte. Sonra da zaten sohbetti falan öyle. Ben şimdilik paragrafımı çözmeye gidiyorum. Çünkü önümde yaklaşık bir 80-90 soru var. Paragraf çözdükten sonra yine burada buluşuyoruz. Ben şimdi paragraf çözdüm geldim. Paragraf çözmeyi açıkçası fazla sevmiyorum. Çünkü çok sıkıcı geliyor bana. Ama bir yandan da böyle şey gibi. Tüm paragraf kitapları böyle bir kültür bombasıymış gibi değil mi sizce de? Mesela ben şu an genel kültürümün yarısını paragrafa borçluyum resmen. Çünkü biz böyle arada genel kültür oyunları oynuyoruz derslerde. Hani artık fazla yapamıyoruz da eskiden daha fazla yapıyorduk. Ve orada şeyi fark ettim. Soruların yarısını ben paragrafları okuya okuya öğrenmişim mesela. Çünkü biliyorsunuz hani paragraflarda bir şey yazmaları gerektiği için genel kültürle ilgili çok fazla yazı oluyor. Ben hani onları okumuşum, aklımda kalmış. Zaten görsel hafızam kuvvetlidir. Aklımda kalmış, bir anda doğru yapmaya başladım soruları. O yüzden bunu fark ettim. Paragraf çözmeyi sevmiyorsanız mükemmel bir nedeniniz var artık çözmek için. Çünkü mükemmel bir genel kültür sağlıyor. İlerleyen zamanlarda kim milyoner de falan çıkabilir böyle, neden olmaz. Her neyse konumuza dönelim. Şimdi paragrafımı çözdüm dediğim gibi. Bu aralar aslında daha fazla sayısala yoğunluk vermeye çalışıyorum ben. Çünkü yani son böyle 1,5 ay kala falan zaten hani çok az süre kaldığı için hani sayısal ağırlık vermenin daha mantıklı olacağını düşündüm. En azından soru bankalarında da zaten daha çok hani sayısallar kaldı, sözeller bitti. Yani tabii hepsi değil ama çoğunluğu bitti yani. Bitenlerin hepsi neredeyse sözel oldu. O yüzden de hani ben dedim ki sayısala daha fazla ağırlık vereyim. Zaten denemelerde de hani baktığımızda yanlışım sayısal da var. Hani sözelde de vardır illaki ama hani baktığımda evet sayısalda bariz bir fark var yani sonuç olarak.
Şöyle bir plan yaptım kendimce. İstiyorsanız siz de uygulayabilirsiniz. Bizim şu an neredeyse tüm konularımız bitti gibi. Ben zaten hani hepsini kendim bitirdim. Bitmeyenlerde de. O yüzden bu Nisan sonuna kadar artık tüm soru bankalarımı bitirip, nasıl bitecekler hiçbir fikrim yok ama bitirip, onun girişimlerine başladım zaten 2-3 haftadır. Öyle yapıyorum. Biter yani muhtemelen ama sıkı bir çalışma gerekiyor tabii ki. Soru bankalarımı bitirip Mayıs'ta ve artık Haziran'da, ay Haziran çok heyecanlı değil mi? Bir hafta kalmış olacak Haziran'a girdiğimizde. Hatta 5 gün. Çok iyi, bir Haziran'da. Ah çok iyi. Çok heyecanlandım şu an. Normalde hiç ben heyecanım yok. Yani LGS için sanki önümde 5 ay varmış gibi davranıyorum. Ama evet, şu an bir tık heyecanlandım. Söyleyince az geldi. Neyse. Nisan'ın sonuna kadar tüm soru bankalarımı bitirip Mayıs'ta da hurra deneme. Böyle düşündüm. Haziran'da da zaten sınav var. Hani altısında sınav, çok heyecanlı. Zaten okul bize bir program verdi. Sınav programı. Hani o kadar fazla deneme var ki. Son hani 1,5 aya çok iyi deneme sığdırılmış gerçekten. O yüzden o konuda içim rahat zaten. Hani denemelerime yeterince girmiş olarak hani katılacağım LGS'ye. O yüzden pek bir endişem yok o konuda. Hani ne denir ona? Yeterince iyi hazırlanarak girebilir miyim konusunda bir endişem yok. Bir de bu okulun yaptığı denemelerin yanında bizim bir de kendi hani okulun aldıracağı denemeler varmış. Onları da yapınca zaten çok fazla hazırlıklı girmiş olacağız diye düşünüyorum inşallah Allah'ım. Siz de nasıl bir program izleyeceğinizi yazarsanız sevinirim. Birlikte fikir alışverişi yapmış oluruz. Aa, bir de biliyorsunuz yeni bir gündemimiz var. Aslında fazla yeni sayılmaz ama hani ben video arasını çok verdiğim için benim için yeni sayılır. Dil bilgisi kaldırıldı sınavda. Bu konuda ben çok yaralıyım, üzgünüm. Çünkü dil bilgisi yapabildiğim bir konuydu. Çok fazla sevdiğimi söyleyemem ama yani sevmediğim de değildi. Seviyordum. Yapılıyordu hani net, beleş net yani. Hani severiz. Ama maalesef kaldırıldı. Tamam, anlatım bozukluğunun gittiğine gerçekten çok mutlu olmuş olabilirim. Ama yani bir filmsi çıksa mesela ben çok mutlu olurum. Neden? Bir tane net garantim yani. Türkçe'de beni o rahatlatıyordu. Yani tamam, dil bilgisi sorusu yaparım diye giriyordum yani. O psikolojik açıdan güzel oluyordu ama artık yok. Onun yerine ne yapıyoruz? Ben harıl harıl yazım kuralları çözüyorum. Neden? Çünkü çok ezber ve çok mantıksız ezber. Yani her şeyin bir detayı var. Gerçekten soruları çözerken aynı bu şekilde gülüyorum. Bakalım sınavdan sonra da böyle gülebilecek miyim tabii. Orası da var. Neyse efendim. Öyle yani, ben hep noktalama işaretleri... Ay, o kadar güldüm ki ağlamışım gibi duruyor. Neyse. Yani kısacası Türkçe hakkında söyleyebileceğim tek şey, bu kadar konuştuktan sonra evet tek şey kısaltmasına geldim. Çok fazla yazım kuralları ve noktalama işaretleri çözüyorum konu kıtlığından dolayı. Bir de paragraf çözüyorum. Zaten başka bir şey de kalmıyor ama yazım kurallarına bence çok önem verin ya. Çünkü her an her şey çıkabilir, öyle bir konu yani. Hadi şunu işlemeyelim yani, işlemeyelim değil de hani şunu es geçeyim falan, öyle bir şansınız yok. Çünkü her an her şey her yerden çıkabilir. Öyle bir konu. O yüzden biraz sıkıntı. Artık ezbere kuvvet gidecek. Sayısalda ise işler gerçekten çok kötü. Çünkü konular çok sıkıcı. Hani zorluk açısından bir şey demiyorum ama yani bir konu sıkıcı oluyorsa benim için zor da oluyor. Yani daha doğrusu çözmesi gözümde büyüyor. O yüzden de zormuş gibi geliyor. Mesela birinci dönemde her şey ne kadar güzeldi. Böyle epopekok yapıyorduk, üstü ifadeler vardı, karakök vardı. Karaköke ben bayılırdım. Hala da bayılıyorum zaten. Böyle bir 10 yıl öncesiymiş gibi konuştum ama hala çok seviyorum. Sonra cebirsel ifadeler mesela ne kadar güzeldi. Ama sonra bir ikinci döneme girdik. Her şey bir hop darma duman oldu. Bir konular sıkıcılaşmaya başladı. Ama yani her derste sıkıcı oldu bence. Ben her zaman birinci dönemin daha iyi olduğunu savunuyorum çünkü. Fende de öyle mesela. Hani konular o kadar sıkıcı ki mesela o madde ve ısıdan gerçekten zevk alan var mı? Ben hiç sevmiyorum çünkü o konuyu. Konular bence çok sıkıcılaşmaya başladı ya da ben artık çalışmaktan çok bunaldım. Bu yüzden bana her konu sıkıcıymış gibi geliyor. Bu daha mantıklı bir sebep olabilir. Ama bence yani ikinci dönemin konuları gerçekten çok sıkıcı. Hani özellikle mesela matematiği ben çok severim. Ama öyle bir noktaya geldim ki artık hani matematik bitsin de Türkçe çözeyim diyorum yani. Bakın o derece. Bir de şey sıkıntısı var. Biraz dert dönüyormuşum gibi oldu ama şu odada, şu gördüğünüz odada ben günümün 12 saatini geçiriyorum. Çünkü online derslerime burada giriyorum, derslerime burada çalışıyorum. Bazen yemeğimi burada yiyorum canım isterse. Ve bazen hani aralarımda da burada olduğum için günümün yarısı benim burada geçiyor. Ve oda küçük biraz. Hani bir şey, evdeki düzenim şöyle. Çalışma odasına odaya,
Sonra sabah uyanıyorum saat 7'de. Hop buraya. 11'de tekrar odama. Öyle bir düzenim var şu an evde. Salon falan unuttum o tarz yerleri. Bu arada gerçekten hiç salonda akşam oturduğumu hatırlamıyorum uzun zamandır. Mesela şunu diyebilirim ki en son geçen hafta sonu oturdum salonda. Evet, acı ama gerçek. Ama bu arada böyle dedim diye beni asosyal sanmayın ha. Yani vaktimi odada geçirmeyi daha çok seviyorum ben. Öyle diyelim. Hani ders çalışmaktan salona gitmiyorum değil aslında. Bu sadece işin biraz daha dramatik kısmıydı. Neyse. Ve şimdi sizlere hepimizin çok derdi olduğu bir konudan bahsedeceğim. Yani bana bunu çok soruyordunuz. Kendi kanalımda bu soruyu gerçekten çok fazla aldım. Burada da söylemek istedim. Sınav kaygısı, sınav stresi, panik. Hani ne yapabiliriz? Duru hani tavsiye falan. Sen nasıl yeniyorsun sınav kaygını, işte stresini falan filan. Şöyle bir sıkıntı var ki yenemiyorum. Gerçekten bu konuda tavsiye verecekse vermesi gereken son kişi ben olabilirim. Biraz abarttım. Olsun. Ama yani tavsiyeyi de benden almayın lütfen. Çünkü o konuda ben çok kötüyüm. Şöyle ki bu bence içinizden bazılarının oluyordur. Belki de çoğunluğumuza, bilemeyeceğim orasını. Evde yaptığım her deneme çok güzel geliyor. Hani benim için gerçekten hani evet böyle giderse istediğim okula yerleşebilirim türünde bir deneme. Hani netlerim falan. Sonra okulda bir giriyorum. Her şey tersine dönmüş gibi oluyor. Size de oluyor mu? Lütfen oluyor deyin. Yani olmuyorsa çünkü bende bir sıkıntı olduğunu düşünmeye başlayacağım. Üzülürüm. Evde yaptığım her deneme gayet güzel. Hani benim için gayet yeterli. Okula gidiyorum her ne oluyorsa. Mesela matematikte iki soruyu yanlış mı yaptım? O iki soruyu da yani evde bana ödev olarak verilse yapabileceğim sorular. Yani en çok da bu dokunuyor aslında. Hani boş bıraktığım bir soru olabilir. Neden olmasın? Hani farklı bir soru tipidir. Görmemişimdir. Boş bırakırım. Yapamamışımdır. Ya da bir şeyi yanlış biliyorumdur. Bilmiyorumdur. Yanlış yaparım. Ama hani bildiğim halde de yanlış yapmak gerçekten çok kötü. Ve hani sıralamaya girdiğimiz denemelerde bunun olması daha kötü. Mesela evde sıralama falan yok. Hani ben kendim yapıyorum. Netime bakıyorum. Ha diyorum tamam şuna şuna çalışayım o zaman. Ama size bu konuda gerçekten işte stres yapmayın, işte alt tarafı bir sınav diyemeyeceğim. Eskiden onu diyebiliyordum. Çünkü o kontrolü kendim de sağlayabiliyordum. Ama şu an yapamıyorum onu maalesef. Bu yüzden bu konuda ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Fikri olanlar varsa veya bunu yenmiş olanlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Her türlü tavsiyeye, her türlü rehberlik hizmetine açığım. Tavsiyeleriniz varsa bu yüzden yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepimiz faydalanmış oluruz diye düşünüyorum. Ay bir de size şey söyleyeceğim. Lütfen uyku düzeninize çok dikkat edin. Çünkü bu dönemde uyku düzeni çok önemli. Yeme düzeni çok önemli. Hani ders çalışacağım diye falan yemek yememezlik, öğün atlama falan yapmayın. Bize de okul şey yazısı geldi oradan biliyorum. Yani kendim şey sallamıyorum. Bildiklerimi, duyduklarımı sizlerle böyle paylaşmaya çalışıyorum ki hepimiz faydalanabilelim. Size şunu söyleyebilirim ki eğer gerçekten sabahlama ya da geç vakitte yatmayı çok seviyorsanız bunu yazın. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok zamanınız var. Ama eğer bunu şimdi yaparsanız yazın yaptığınızda keşke demeyin. Yazın keşke daha fazla çalışsaydım, keşke işte o gün sabahlamasaydım mesela derseniz o hani artık bir şey değiştirmeyecek. Çünkü neden? Geçmişte olmuş, bitmiş. Hani yazın bunu gönül rahatlığıyla dersiniz ki tamam LGS'de gerçekten iyi yaptım hani helal olsun bana. Şimdi sabahlama vaktidir diyebilirsiniz mesela. Kimse de size karışmaz. Ama o zaman şu zaman değil yani. Bunu yapmayın kendinize. Şimdi ben biraz fazla konuştum, iç döktük. Güzel oldu bence. Ben seviyorum böyle videoları. Şimdi de artık derse başlamam gerekiyor. Çünkü ara hakkımı burada doldurmuş bulunmaktayım. Bu yüzden ben şimdi bir 80 soruda inkılap çözmeye gidiyorum. Ama inkılap çözmeyi seviyorum. Zaten tık 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 hızlı hızlı bitiyor. O yüzden eğlenceli olur diye düşünüyorum çözmesi. O yüzden şimdi inkılap çözmeye gidiyorum. Şu an hani erkenden bittiği için program daha fazla çalışırım. Ama bu videoyu burada sonlandıracağım. Sesi duydunuz mu fikrim yok ama belki kameraya gelmemiş olabilir. Şimdi ben yemeğe gidiyorum, iftar vakti geldi. Ve bu videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle sohbet ağırlıklı, hoş samimi bir video oldu. Büyük ihtimalle ben 6 Haziran'a kadar buralarda pek olamam. Oluyorsam da yani şaşırabiliriz bence hep birlikte. Ama bir sonraki görüşmemize dek hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.